Sanayi, iş gücü ve ekonomik güç, ülkeler için değerli varlıkların başında geliyor. Ancak günümüzde bu varlıkların yanı sıra çok daha değerli bir varlık daha bulunuyor. Ekilebilir tarım arazileri. Evet, zamanın koşulları düşünüldüğünde tarımsal üretim gücü artık ülkelerin yansıyamayacağı bir noktada. Bu gücü de önemli bir avantaja çevirmenin yolu ekilebilir tarım arazilerini korumaktan, bu arazilerden daha fazla verim almaktan geçiyor. Kimi ülkeler ise gerek yüz ölçümleri, gerek sahip oldukları verimli topraklarla ekilebilir tarım arazileri bakımından öne çıkıyor. Tarımın hitlerinin yeni bölümünde en fazla ekilebilir tarım arazisine sahip 10 ülkeyi sizler için derledik. 10. sırada hiçbir ülkeye kara sınırı olmayan ve tek başına bir kıta olan Avustralya bulunuyor. İlk Avrupalı yerleşimciler 1788'de kıtaya yerleştiğinde Avustralya'daki tarım uygulamalarını etkiliyor. Anavatanlarından tarım teknolojilerini yanlarında getirerek bölge tarımının kaderini değiştiriyor. Avustralya, dünyanın en kurak coğrafyalarından birine sahip olmasına rağmen tarım uygulamalarını toprağa uyarlama konusunda başarılı oluyor ve günümüzde bu listeye girecek kadar kendisini geliştiriyor. En dikkat çekici noktalardan biri de Avustralya'da arazi kullanımının %55'ini tarım sektörü kapsıyor. Ekilebilir arazinin yaklaşık olarak 31 milyon hektara denk geldiği Avustralya'da tarım alanları çölde bir vahaya benziyor dersek yeridir. Uzun süredir tarım sektörünün sekteye uğradığı Ukrayna ise 9. sırada karşımıza çıkıyor. Ukrayna, dünyadaki kara toprak rezervlerinin %25'i ila %30'una sahip. Ayrıca gezegendeki en verimli bölgelerden biri. Ülkenin %70'ini kapsayan, ortalama 33 milyon hektarın üzerindeki tarım arazisi, tarımın Ukrayna'nın en büyük ihracat endüstrisi olmasını sağlıyor. Bu da şaşırtmıyor. Verimli toprakların bolluğu, uygun iklim koşulları ve nispeten elverişli yatırım ortamı, Ukrayna'nın yalnızca kendini beslemesini değil, aynı zamanda Asya, Afrika, Orta Doğu ve diğer ülkelerdeki milyonlarca insana da yiyecek sağlamasını mümkün kılıyor. Tarımda Latin rüzgarları estiren Arjantin, listede 8. sıraya yerleşiyor. Arjantin dünyanın en büyük soya fosilyesi, buğday ve et ihracatçılarından biri olarak biliniyor. Tarım ürünleri, ister ham, ister işlenmiş olsun, Arjantin'e döviz girdisinin yarısından fazlasını sağlıyor. Böylece ülkenin sosyal ilerlemesi ve ekonomik refahının vazgeçilmez bir dayanağı olmaya devam ediyor. Topraklarının %43'ü tarım arazisi olan Arjantin'de, ekilebilir tarım arazisinin 34 milyon hektar olduğu kayıtlara geçiyor. Şunu da ekleyelim. Arjantin halkı tarıma öylesine önem veriyor ki, ülkenin en büyük şölenlerinden biri olan Vendimia Üzüm Festivali ile hasadı kutsuyor ve doyasıya eğleniyor. Afrika kıtasını düşündüğünüzde, belki devasa tarım alanları aklınıza gelecek ilk unsur olmayabilir. Ancak Nijerya herkesi şaşırtıyor ve bu listede 7. sırayı kapıyor. Bulunduğu coğrafya nedeniyle tarımsal üretimin ne denli önemli olduğunu bilen Nijerya'da ekilebilir arazi alanının 37 milyon hektara yakın olduğu biliniyor. Ayrıca 6,6 milyon hektar alanda kalıcı ürün, 25,2 milyon hektar alanda ise çayır ve mera bulunuyor. Tarım, Nijerya ekonomisi için petrolden sonra en önemli faaliyet olarak görülüyor. Bununla birlikte tarımsal üretim Nijerya'nın ana ihracat kategorileri arasında yer alırken, tarımsal faaliyetler birçok Nijeryalı için geçim kaynağı sağlıyor. 6. sıraya gelirken, akçaağaç ormanları ve bol karlı günleriyle adeta kartpostala benzeyen Kanada'yı görüyoruz. Avrupa'dan gelen ilk göçmenler, tarım ve evcilleştirme prosedürlerini Kanada'daki toprak ve hayvanlara ilişkin yerel bilgilerle harmanlıyor. Hatta 1605 gibi erken bir tarihte buğday, keten, sebze, otlak ve bataklık tarımı için setler inşa ettikleri de kayıtlara geçiyor. Kanada'nın en önemli tarım ürünleri arasında kanola, sığır ve dana eti, sebze ve kümes hayvanları yer alıyor. Kanadalı şirketler özellikle akçaağaç şurubu ve diğer birçok ürünü ihraç ediyor. Çok erken yıllarda tarımın gelişmeye başladığı Kanada'da ekilebilir tarım arazilerinin 38 milyon hektar olduğu görülüyor. Sadece Ronaldinho, fenomen Ronaldo, Neymar veya Roberto Carlos gibi dünya starlarının ihracatıyla değil, tarım ihracatıyla da adından söz ettiren Brezilya, listenin 5. sırasında boy göstererek önemli bir tarım ülkesi olduğunu kanıtlıyor. Brezilya, temel gıda maddeleri bakımından kendi kendine yeten bir ülke olarak öne çıkıyor.
Çoğunlukla Güney ve Güneydoğu'da yetiştirilen portakal, soya fasulyesi ve kahve dahil olmak üzere çok çeşitli mahsullerin ihracatında önde geliyor. Yarı ılıman bir iklime, bol yağışa, verimli topraklara sahip olan Brezilya, bunu ileri teknoloji, yeterli altyapı ve deneyimli üreticilerle birleştiriyor. Fakat tüm bunların yanında 58 milyon hektar ekilebilir tarım arazisinin olması da dünya tarımında ülkenin elini oldukça güçlendiriyor. Soğuk iklimlerden gelip listemizde 4. sırada kendine yer bulan Rusya'nın yüz ölçümüne oranla tarım arazilerinin pek de büyük olmadığı söylenebilir. Gıda üretimi ve işleme, Rusya ekonomisinin önemli bir parçasını temsil ediyor. Rusya'da faaliyet gösteren 22 binden fazla gıda işleme şirketinin ise milyonlarca kişiye istihdam sağladığı biliniyor. Yapılan araştırmalar ise Rusya'nın sahip olduğu ekilebilir tarım arazisi varlığının 121 milyon hektarın üstünde olduğunu gösteriyor. Ancak 17 milyon kilometrekareden fazla alanıyla dünyanın en büyük yüz ölçümüne sahip ülkesi olan Rusya'da tarım arazileri ülke topraklarının 1/6 birinden azını oluşturuyor. Ayrıca toplam arazi alanının 1/10 birinden azı ekilebilir durumda bulunuyor. Bunun nedeni ise Rusya'daki coğrafi ve iklim koşullarının sertliği. Çin, dünya nüfusundaki payı ve çeltik üretiminde önde gelse de bu listeye 3. sıradan giriyor. Çin, büyüklüğüne göre çok sınırlı ekilebilir araziye sahip bir ülke. Ancak dünyadaki en büyük nüfusu beslemesi gerekiyor. Bu nedenle Çin hükümeti tarıma büyük önem veriyor. Her yıl önemli miktarda tarım arazisi, yeni altyapı, sanayi ve kentsel yerleşimlere kaptırılsa da toplam tarım ürünleri üretiminde hala hafif artışlar görülüyor. Bununla birlikte gıda ithalatı son 10 yılda önemli ölçüde artış gösteriyor. Ve bugün Çin, dünyanın en büyük tarım ürünleri ithalatçısı konumunda. Her ne kadar topraklarının sınırlı bir kısmında ekim yapılsa da, yüz ölçümüyle birlikte bakıldığında Çin'in ekilebilir tarım arazisinin yaklaşık olarak 127 milyon hektar olduğu görülüyor. Listenin ikinci sırasına şöyle bir baktığımızda, Çin'den çok uzaklaşmıyor, nüfusuyla öne çıkan bir başka ülke olan Hindistan'ın bu listenin zirvesine yakın bir yer aldığını görüyoruz. Hindistan, eğlenceli danslarının ve rengarenk sarılarının yanı sıra dünyanın başlıca gıda maddeleri olan buğday ve çeltiğin ikinci büyük üreticisi olarak konumlanıyor. Şu anda birçok kuru meyve, tarıma dayalı tekstil ham maddesi, kök ve yumru bitkileri, bakliyat, Hindistan cevizi, şeker kamışı mahsullerinde yine en büyük üreticiler arasında. Hindistan, dünyada en çok ekilebilir araziye sahip olan ikinci ülke olsa da zaman zaman konumu değişebiliyor. Son ölçümlere göre Hindistan'ın yaklaşık 155 milyon hektar ekilebilir araziye sahip olduğu kayıtlara geçiyor. Tabii bir de Hindistan'ın nüfusu ve nüfus artışı göz önüne alındığında deyim yerinde ise dağına göre kar verilmiş durumda. Az gittik, uz gittik ve geldik listenin zirvesine. Amerika Birleşik Devletleri ekilebilir tarım arazileri varlığı ile birinci sırada yer alarak tacını takıyor. ABD, içinde birçok kültür ve etnisite bulunduran bir ülke olması ile farklı tarım tekniklerine de ev sahipliği yapıyor. Toplam üretim açısından ABD'nin en büyük ürünü mısır olup çoğunluğu mısır kuşağı olarak bilinen bir bölgede yetiştiriliyor. ABD'de yetiştirilen en büyük ikinci ürün ise soya fasulyesi. Mısır'da olduğu gibi soya fasulyesi de öncelikle Orta Batı eyaletlerinde bulunuyor. Farklı iklimler barındıran eyaletlerden bir kısmı çöl iklimi özellikleri barındırsa da geliştirilen teknikler sayesinde birçok mahsul yetiştirilebiliyor. Son kayıtlara göre ise ekilebilir tarım arazisi varlığında 157 milyon hektarı geçerek listede birinci sırayı alan ABD, tarımda da süper güç olarak gövde gösterisi yapıyor. Türkiye bu listenin neresinde diye merak eden izleyenlerimiz için de bilgi vermeden geçmeyelim. 24 milyon hektar ekilebilir tarım arazisi varlığıyla Türkiye'de önemli tarım ülkeleri arasında. Yani ülke yüz ölçümünün yaklaşık 1/3 biri ekilebilir durumda. Ancak tarımsal üretimde güçlü olmak için arazi varlığı kadar bu değerli tarım arazilerini korumak ve doğru değerlendirmek oldukça kritik bir konu. Bu içeriğimiz hoşunuza gittiyse beğenmeyi, başka neleriniz var diye merak ediyorsanız kanalımıza abone olmayı ve zile tıklayarak bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Tarlasera'da kalın.